Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizlere de soracağım olursanız değerli takipçilerim, bizlere de Rabbime şükürler olsun, iyiyiz. Ramazan gün Aksaray'a gitti arkadaşlar galeriye. Arabanın kapakları örtülmeye doğru yaptırmaya. Duran da çarşıya gitti. Biri de telefon açtım. Aksaray'da mı yiyeceğiniz? Eve mi gelince yersiniz diye arkadaşlar. Fikirlerini bir soruyorum dedim. Onlar da galeriden daha çıkmamışlar arkadaşlar. Geç kalırız dedi. Yemek yemeye dedi. Sen dedi bir şeyler hazırla dedi Şahin Bey. Şimdi onlara bir şeyler hazırlıyorum arkadaşlar. Ne hazırlıyorum? Koyu sürülü. Bizim evde sevilen, yenilen sulu yumurta yapacağım arkadaşlar. Yanına da mahana pişiririm. İkisi güzel gider. Yeşilliğimiz var, turp var. Ondan sonra pırasamız var. Onunla neyim hallederik, yedik, içerik. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler de soracak olursanız canlar, bizler de böyle günlük çektiğimi atıyorum zaten ne yaptıysam. Bir arkadaşım geldi arkadaşlar. Ondan bir çay içtik. Birer bardak. O hemen gidip gitti. Şöyle yumurtasını da pişireyim arkadaşlar. Vallahi yemek telaşı. Saat şu an 4. Anca. Siz de neler pişirdiniz? Neler yaptınız? Gününüz nasıl geçti? Nerelere gittiniz arkadaşlar? Vallahi ben bugün evdeydim. Bir yere gitmedim. Dün eğer biraz ev sıcaktı. Ondan sonra da dışarıya çıkınca terliydim arkadaşlar. Misafirlikteydim biliyorsunuz. Bu yüzden misafirlik sevmiyorum. Gitmek istemiyorum. Garip olmuşsun. Akşamdan beri midemde ağır bir ağrı var. Onu da çözemedim. Neyse hayırlısı olsun. Bugün yani evdeyim. Şöyle sizlerle hem sohbet edeyim dedim, hem yemeğimi pişireyim dedim. Az sonra gelirler, yemekler hazır olsun arkadaşlar. Ondan sonra 11. Şurada iki tane de üç tane de koy tavuğumuzun yumurtası var arkadaşlar. Şöyle bunları da kırayım. Ben biliyorsunuz arkadaşlar, ben bu YouTube kanalını açalı yani günlük hayatımı çekiyorum, atıyorum. Sizden gizlim yok, sizden saklım yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ben oğlan nişanlasam bilginiz olacak. Düğün yapsam bilginiz olacak. Tutturmuşlar. Kız istemeye gittiğinde ondan sonra şairin nişanlayonda bizden saklayın. Arkadaşlar benim öyle bir durumum olsa zaten saklamam. Bu en güzel duygu, en güzel sevinç. Sizlerle paylaşırım. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten yani nereden çıkarıyorsunuz, nereden uyduruyorsunuz onu da anlamış değilim. Rabbim herkese tattırsın. Rabbim herkese nasip etsin. İnşallah bu güzel duyguyu. Ben de isterim yani. Sizler de istersiniz benim mutlu olmamı, çocuğumun mutlu olmasını. Arkadaşlar gerçekten yani bu saçma sapan yorumlarından ne kendinizi yorum ne de beni yorum. Yani ben sevmiyorum öyle bir şeyleri. Benim oğlum da askere gitmedi. Askerliğini yapmadı. Yani askerden önce böyle bir duygumuz olursa biliyorsunuz sizinle de paylaşırız. Ama niye saklayalım? Bu saklanacak bir şey değil. İlla ki ortaya çıkabilecek bir şey. Gerçekten yani yoruldum. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Ben size yalan söylemiyorum. Bir şey yapmıyorum. Yani öyle bir şey yok yani. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Benim iki evladım var. Rabbim herkese tattırsın o güzel duyguyu. Bizim geçen hafta nişanımız oldu. Evet arkadaşlar geçen hafta da değil hatta ya. Bu pazarıydı. Medine'nin sözü oldu, nişanı oldu. Benim değil yani. Görümcemin kızının oldu.
Bir diğer bir şey diyeyim sizlere arkadaşlar. Bunu pas geçelim yani. Böyle bir şey kesinlikle yok. Olursa da bilginiz olur. En baştan belli. En başından bilginiz olur her şeyde. Ne? Öf, ocağa yakayım ben. Ben temizlikten anlam var mısın? Temizlik yapmasını bilmiyor musun? Temizlik yapmasını beceremiyor musun? Arkadaşlar, sizin evinizi ben mi temizliyorum, benim evimi siz mi temizliyorsunuz? YouTuber'un birisinin adını geçirerek de ondan sonra onu örnek alacağımızsın. Örnek alınacak hiçbir kişi değil o bana örnek yaptığınız kişi. Rabbime şükürler olsun. Evimdeyim, aşımdayım, işimdeyim. İki evladımın, bir herifimin başındayım. Onlarla uğraşıyorum. Yemekleriydi, aşlarıydı. İşe gidiyorlar, geliyorlar. Ben ancak onlarla ilgilenirim. Ben dışarının ne yaptığıyla, ne temizlik yaptığıyla, nereye gittiğine, nereden geldiğine ilgilenemem ben. Bende öyle bir kapasite yok. Hiç örnek verecek kimseye bulamadığınızda Allah'ınızı, peygamberinizi seviyorsanız onu mu örnek verdiniz? Siz bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. 20 dakikalık videonun içinde çekilenleri biliyorsunuz. Başkasını bilmiyorsunuz. Ha. Kimseyle de kıyaslamayın beni. Kimseyle de işim olmaz. Kimsenin adını kanalımın geçmesini istemiyorum. Kanalımda kimsenin adını geçirmeyin arkadaşlar. Gerçekten. Ben bunu size defalarca dedim, defalarca tekrarladım. Her zaman uyardım. Yani benim kanalımda benim adı, benim kanalımda başkasının adını, benim adımı da başkasının kanalında geçirmeyin. Ben mesela dünya ne yaptım? Misafirliğe gittim değil mi? Misafirlikte yaptıklarımı, annem gülün evinde ne yaptığımı çektim sizlere. Siz onlara eleştiri yapın. Olmamış, yapamamışsınız, bitmiş, olmamış diye. Heh, uygun değildi diye. Ama siz gelip de başkasının evinin işini, temizliğini bana kış ediyorsunuz. Ben kendi çapımda, kendi temizliğimi, kendim elimden geldiği kadarıyla yaparım. Ne o gelip benim temizliğimi yapıyor, ne gidip ben onun temizliğini yapıyor. Herkes kendi halince bir şeyler yapmaya, bir şeyler etmeye çalışıyor. Yemenimi de yakarık da. Ayşe Gülüm Cemil kızının kınasını, ama kınası diyeceği adım. Tatlısında gelen yemen arkadaşlar. Yani herkes temizliği de kendine, pisliği de kendine, her şeyi kendine. Ben kimseye önüne kalaraktan hayatımı yaşamadım şimdiye kadar. Hiç kimseye iyiyim gelmedim. Benim evimde yoktu, doğru dürüst bir düzenim yoktu. Ben bir koyduklarının içinde hem misafir ayarladım, hem yemek yedim, hem yattım, hem kalktım. Ha. Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi Rabbim de iki boy delik verdi. Orada kendi halimce giriyorum, çıkıyorum, pişiriyor, yiyor, içiyor. Huzurum mu? Huzurum var. Mutlu muyum? Mutluyum. Evlatlarımla, çoluğumla, çocuğumla, eşimle, dostumla. Ama tutturmuşsunuz siz bana. Şeyin önüne kalmayacak insanı önüne kaldırıyorsunuz. Vallahi gerçekten bazen şaşıyorum ya, vallahi. Ah ne güzel, sulu yumurta yapıyorum, buna eleştiri yapın. Hı. Arkadaşımla çay içtim diyorum, ona eleştiri yapın. Daha başkası, yani daha özel hayatın sizlere aşar. Sizlere açtığı için de özel hayatıma fazla ilgilenmeyin. Özel hayatımızdan fazla ilgilenmeyin. Bak ben bir misafirliğe gittiydim. Anneminin, Ali Mahalam'ına, Ali Mahalam'ın kızının evine gittik. Ne güzel, kırmadan, incitmeden, YouTube'da sormadan, özelden soruyorlar. Allah razı olsun. Gerçekten takdir edilecek bir insanlarsınız. Bazıları da var ki insanın gözüne soka soka temizliği ben ondan öğreneceğim. Yeter benim temizliğim, bana yeter.
Yaptığım yere kadar yaparım, yapmadığım yüzü de Ramazan yapar. Aslanlar gibi herifim var. Yalnızım ben. Ben üç tane ilkeğin arkasını toplarım. Becerdiğim yine kadar beceririm. Becermediğim yerde de, ulaşamadığım yerde de kocam yardım eder. Ben telefon açtım. Aksaray'da mı yiyeceğiniz, koya mı geleceğiniz diye. Yemeğe yetişemezdik dedi Aksaray'da dedi. Sen bir şeyler hazırla anne dedi. Biz geliriz dedi yarım saate bir saate çıkarız dedi. Onlar gelmeden hazırlayayım ağzına kapatayım şuraya koyayım. Onlar geldi ortaya getiririm hep beraber girik içerik. Herhalde sen çok önüne kalıyorsun o tarif ettiğin kanalın evini. Ya sen temizlikten anlamıyorsun. Ya da onun yaptığı işi çok örnek almasın. Bir gün evine çağır da senin temizliği de yapsın. Bu daha iyi olmadı mı arkadaşlar? Bence daha iyi oldu. Çağır bir gün senin evine de gelsin, senin temizliğini de yapsın. Yani ulaştığım yere kadar ulaşırım, ulaşmadığım yerde şurada kankim var. Hem arkadaşım, hem eşim, hem komşum. Hepsi yardım eder valla. Kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Kimsenin beş kuruşluk aklına hiç ihtiyacım yok. Ablanın birisi yazmış Dünyer Mesire'ye. Çok kibarca bir şekilde yazmış arkadaşlar. Annemin kaşıklığı çok şeydi, karışıktı. Bir dünya kahvaltıyı yaptıktan sonra arkadaşlar ben orayı telledim, topladım, düzenledim, sildim, süpürdüm, çıktım geldim. Allah razı olsun, güzel düşünce. Haklısın, yaşlı. Yalnız yapamayacağı şeyler onlar. Mesela annem kaşıklığı iyileştirmesini şeytmiyor, sevmiyor. Sevmiyor, bilmiyor. Yani yur yıkar, tertemiz, pırıl pırıl her şeyi çok güzel yapar ama ona geldi mi bir değişiyor. Yapmıyor yani. Dünya iyileştirdim. Güzel canız. Kahvaltımızı yaptık. Abim, Mustafa yeğenim. Ondan sonra geldim evim arkadaşlar. Çamaşırım vardı. Çamaşırımı serdim. Çamaşırımda yani Şahin'in battaniyesini yıkadıydım. Onu serdim. Ondan sonra geri gittim annemi aldım. Oradan da misafirliğe gittik. Gidik, içtik, kurduk, eğlendik. Sizlere ne güzel oradan video çektim. İzin aldım. Allah rızası için ne benim adımı başka kanalda ne başkasının kanalını adını benim kanalda geçirmeyin. Sizden bu son ricam. Herkes evinde kendi halince düzenini kurmuş. Temizse de, pasaklıysa da yürüyüp gidiyor. Şu üç günlük dünya için insanın gerçekten bazen kalbini öyle çok kırıyorsunuz ki. Hani dedim ya arkadaşlar gerçekten bu zamana kadar hiç kimseye örnek alaraktan yaşamadım. Ben bir gozudanın içinde 20 sene oturdum. Beni ilk baştan belli izleyen takipçilerim var. Onlar daha iyi bilir. Anlatmaya gerek yok. Gözleriyle görenler, izleyen takipçilerim var. Kapısı kilitli olmasa oranı ben size bir gün çekeceğim ve kapısı kilitli. Gerçi şimdi işleklerim uçmuş biz geldikten sonra. Dışarıda tuvaleti vardı. Oranın üstü uçmuş. Ağaçlarını almışlar. Çok kötü olmuş yani. Ben uçacak diye her gün geceleriyle korkuyla yatıyordum. Arkadaşlar o bir göz deliğin içinde. Kimse bilmez kimsenin ne çektiğini. Sade ağzı var. Konuşuyorlar. Sade ağzı var. Konuşuyorlar. Kimse bilmez kimsenin ne çektiğini. Sizler de çektiniz. Evet. Bir ben çekmedim. Bunu herkes çekti. Çeken de var, çekmeyen de var. Çekmeyenler işte konuşuyor. Gerçekten. Siz onu yeni evinde tanıdığınız için böyle güzel konuşuyorsunuz. Elimde
elimden geldiği kadarıyla temizliğimi de yapıyorum, işimi de koruyorum, aşımı da koruyorum. Gezeceğimi de geziyorum, yapacağımı da yapıyorum. Bu arada yumurtayı da arkadaşlar doğradım, küçülttüm yani. Şimdi gelelim asıl meseleye. Baharatlarımıza baharat atmayacağım arkadaşlar. Ramazan'ın midesine dolanıyor. Bu saatten sonra hiçbir şeye baharat kullanma dedi. Ben de kullanmayayım dedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ciğerimiz pişti. Yumurtamızı da şöyle görmüş olduğunuz gibi parçaladım. Şimdi yağsını, biberini, tuzunu atayım arkadaşlar. Hem çeksin. Hem sohbetimize devam edelim. Bir sıcak su açayım ben de. Daha 3 gün oluyor arkadaşlar. Ben bu evin altını, üstünü, ondan sonra halılarını yıkamacıya verdim. Komple temizlik yaptım. Daha yani ne istiyorlar, ne anlatmaya çalışıyorlar anlamadım. Sonra yumurtamız da pişsin. Babamızı duvarlarında dolduruyum. Çocuk odasını. Bizim burayı akşama düğün var arkadaşlar. Eski mahallemden komşumdu. Hem akraba hem komşuyuk. Akşam oraya düğüne gideceğim. Bakalım ben. Kaynım gibi gelsin de hep beraber gideceğim yani. Sıcak suyumuzu da şöyle getirdik. Karakaşlı koymaya unutmuştum zaten biberin içine. Evet arkadaşlar, şöyle su yumurtamızın yumurtasını da döktük. Bir paket tavuk ciğeri, ondan sonra kaç tane, vallahi kaç yumurta kırdığımı da unuttum. Siz daha iyi birisini görmüşsünüzdür. 6 mıydı? Herhalde öyleydi. 6 adet de ya da 7 adet de yumurta. Tuz atmayacağım arkadaşlar. Belki tuzu fazladır. Suyunu da fazla dökmeyeceğim. İçinde şey aramayalım arkadaşlar, deli. Geçen karıncamın orada nişanda pişirdik ya arkadaşlar. Orada canım istediydi. Yedim de yine de misafirlere ne yetişsin diye fazla yiyemedik. O gün de Melih canım istiyordu. Akşam pişireceğim. Dün pişireceğim aslında arkadaşlar bunu. Onda Ramazan gelip işten erken geldi. Aç değilik dediler. Ben de tamam o zaman dedim. Bir de iki şeyi götürdülerdi arkadaşlar. Ne diyeyim size. Yemek götürüp gidiyorlar ya. Ondan kalmış getirmişler. Biraz da ondan gidip akşam. Bu saat kaçtı? Ramazan bir çarşıya gitti geldi. Akşam 8.30 muydu? Yok, tövbe 7.30 oldu arkadaşlar. 7.30'da yedik içtik. Çayımızı içtik. İş elbiseleri vardı. İş elbiselerini attım makineye. Onlar yıkandı. 3 makine oldu. Şimdi bir diye attım arkadaşlar. O da yıkansın. Onu da sereyim. İş elbiseleri temiz temiz kapının arkasına astım. İşe başladıkları gün oradan giyerler giderler. Nasip olursa. Daha işleri çok da hava birden soğarsa komple iptal olur. Yani yaza kalır.
arka arkaya iş denk geldi de bu sefer de 11. aya girdik arkadaşlar. Bugün 11. ayın 1'i. Havalar soğudu. Yarın 2 gün sonra elleri ayakları tutmaz, çalışamaz olurlar. O zamana kadar giderler gitmezler kendileri bilir. Gitmezlerse de aç mezarı yok. Evimizde her şeyimiz var. Onlarla kışımızı çıkarırız. Neyse canlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun diyeceğiz. Hacer bir yemeğin başında videoyu doldurdun diye ama arkadaşlar gerçekten canım çok sıkılıyor böyle yorumları görünce. Yani ben oğlumun başına nişan yapsam, söz yapsam, tatlısını yesem, düğününü yapsam hepinizin haberi olacak da, hepinizin bilgisi olacak da. Bu saklı gizli yapılacak bir mesele değil biliyorsunuz. Ayşe'nin kızının 3 gün davetiyesini dağıttık. Bir gün nişan oldu. İrtesi günü sinisini dağıttık. Yani kolay basit bir mesele değil bunlar. Tek başına yapabileceğim hiçbir şey değil. Şimdi mesela yarın benim de başıma iş geldi mi? Görümcem olsun, bacım olsun, kardeşlerim olsun. Hepsi toplanacak, gelecekler. Ondan sonra her şey her el birliğiyle hallolacak. Annem gelecek, kayınvalidem gelecek. Bunu ben hep yalnız başıma yapamam. Yalnız başıma da oğlan evlendirecek değilim ben. Yani aklınıza öyle bir şey gelmesin. Benim oğlum nişanlanmadı, sözlenmedi. Düğünü yok, bir şeysi yok. Vallahi billahi Godia Bart'la şeye doğru olurlar. Gerçekten arkadaşlar insanın gerçekten moralini bozacak yorumlar yapmayın. Yani benim öyle bir şeyim yok daha. Medine nişanlandı, evet. Oğlanla ikisi birbirini sevdiler. Geldi Allah'ın emriyle istendi. Ailesi birdi. Medine'nin nişanı oldu yani. Bunda saklı gizli bir şey yok. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın kafanızı ağrıttım gerçekten. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Bak cuma olduğunu da unuttum bugün. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda Gına'da görüşürüz canlar. Gına'yı çekerim yarın. Herkese hayırlı akşamlar.